Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle uzaktan eğitimle alakalı kendi yaşadığımız problemlerden bahsetmek istiyorum. Yani uzaktan eğitimde hocaların yaşamış olduğu problemler. Tabii ki sadece öğrenciler problem yaşamıyor. Bizim için de bu pandemi süreci ve uzaktan eğitim süreci tabii ki bazı yenilikler yapmamıza sebep oldu. Hocalar da en az öğrenciler kadar sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu sorunların neler olduğunu bu videomda size anlatmak istedim. Hemen anlatmaya başlayalım çok uzatmadan. Öncelikle uzaktan eğitimin bize vermiş olduğu dezavantajlardan bir tanesi, yaşadığımız sorunlardan bir tanesi hareketsizlik. Tabii ki bunu öğrenci arkadaşlar da yaşıyordu muhtemelen. Onlar tabii biraz daha genç olduğunu düşünürsek hareketsizlik onlara bayağı bir koyuyor olması lazım diye düşünüyorum. Şimdi ders anlatırken tabii ki okula gidip geliyorduk. Efendim söyleyeyim, ders sırasında ayakta duruyorduk. İşte biraz daha hareketli bir ortamımız oluyordu. Tabii ki işte sınıfta dolaşmak, işte odamıza gidip gelmek ya da bahçeye çıkıp inmek, çıkmak, gelmek, ders anlatırkenki hareketler, bunların hepsi güzel hareket oluyordu. Bu imkanlar maalesef yok şu anda. Hareketsizlik kilo almamıza da sebep olabiliyor. Bu bizim için ilk problem diyebiliriz. İkinci problemimiz ev hali. Ev ortamı biliyorsunuz. Tabii evin içerisinde okulda karşılaşılmayacak bazı durumlar ortaya çıkıyor. Tabii ki bulunduğumuz ortamı belki biz önceden hazırlıyoruz dersten önce. İşte ders sonuna kadar bu şekilde düzgün tutmaya çalışıyoruz belki ama tabii ki ev hali dediğimiz şey kameranın karşısına pijamayla çıkmak değil tabii ki. Buradan kastımız işte evdeki diğer sakinlerin bazen dersi yaptığımızı unutabiliyorlar. Derste olduğumuzu unutabilip ses çıkarabiliyorlar. İşte televizyon sesi açılabiliyor. Efendim özür, başka sesler çıkarılabiliyor. En çok karşılaştığımız belki de bir ufak çocuk falan varsa evin içinde bunun sesini algılayabiliyoruz veya bizi kendisiyle ilgilenmesini isteyebiliyor o kişi. Ufak çocuğunuz varsa ders sırasında bu tarz problemler olabiliyor. Bunlar da bizim yaşamış olduğumuz ikinci problem olarak sayabilirim. Üçüncü olarak tabi uzaktan eğitim olunca şimdi örgün eğitimdeki ihtiyaç duyduğumuz materyaller farklıydı. Buradaki materyallerimiz biraz daha farklı. Uzaktan eğitimde farklı materyaller edinmemiz gerekiyor. Mesela ben eve bir internet almam gerekti. Tabi güçlü bir internet. Çünkü derslerde malum kameramızı açabiliyoruz. Birçok kişinin kamerasını görüntülememiz gerekebiliyor. İşte görüntümüzün gitmesi gerekiyor falan. Bunun için iyi bir internet gerekiyor. Bunun için bayağı bir araştırmalar tabii yaptık. Ve bununla alakalı iyi bir interneti evimize almaya çalıştık. Onun dışında tabii ki tahtada ben yazarak anlattığım dersler var. Kalemle yazabileceğim bir ekrana sahip olmam gerekiyordu. Bazı hoca arkadaşlarımız, hatta çoğu hoca arkadaşım grafik tablet diye bir şey var. Bu kalemle yazılabilen bir mouse pad gibi bir şey ama kalemle yazılıyor üzerine. Böyle bir şey aldılar. İşte bilgisayarlarına USB girişinden takılıp yazarak anlatabiliyor oldular. Ben grafik tablet almadım. Onun yerine normal tablet aldım. Gittim kendime ikinci el bir Apple tablet aldım. Ve kalemiyle beraber biraz daha ucuza gelsin diye. Çünkü teknolojik aletler bu aralar çok yüksek biliyorsunuz. Bununla alakalı tabii ki okul bize ekstra bir yardımcı olmadı. Bu konudaki sorunlarımızla bizi baş başa bıraktı diyelim. Biz de başımızın çaresine baktık. Gittik. İşte herkes kendi hesabına göre. Kimisi belki dokunmatik bilgisayarlar aldı. Kimisi de böyle ikinci el tabletler almak durumunda kaldı. Ama memnunum gerçekten.
Bu yaptığım şeye pişman değilim. Aslında zaten biraz da bahane arıyordum. Böyle bir şey istiyordum ben zaten. Bu uzaktan eğitimin çıkması da bana bir bahane oldu. Böyle teknik aksaklıklar, eksiklikler olabilirdi. Vardı. Bunları bu şekilde tedarik etmeye çalıştık. Tabii ki ders anlatırken böyle yazarak anlatıyoruz belki. İşte bazı derslerde belki slaytlar kullanıyoruz, fotoğraflar kullanıyoruz. Bu konuda benim en çok yaşadığım problem galiba internet gecikmesinden dolayı diye düşünüyorum. Ya da belki öğrenci arkadaşlarda da olabiliyor. İşte slayt, ben diğer slayta geçiyorum ama arkadaşlar hala önceki slaytta kalıyorlar. Geç düşüyor. İşte ben yazıyorum, gösteriyorum mesela. İşte tahtada gösterdiğim gibi burada da bir kırmızı bir lazerle gösterme yeri var bende. Onu gösterirken tabii ki bir yandan da anlatıyorum. O kırmızı lazer çoğu zaman geç gelebiliyor öğrenci arkadaşlara. Tabii ben o sırada anlatmış ve geçmiş oluyorum. Lazer oraya düştükten sonra ben orayı çoktan geçmiş olabiliyorum. Bu da öğrencilerin anlaması için biraz sıkıntı oluşturabiliyor. İşte slide gecikiyor. Öğrenci arkadaşlar bana söylüyorlar. Diyorlar ki hocam görüntü geç geliyor. Şu an sizin ekranınızda ne var tarzında. Bazen böyle gecikmeler yaşayabiliyoruz. Bu dersimizdeki teknik aksaklıklardan en büyüğü. Yani hakikaten slaytların gecikmesi, görüntümün gecikmesi, bu gerçekten o dersi hiç anlaşılmaz hale getirebiliyor. Bu en kötüsü diyebilirim yani. Bunu da yaşıyoruz bazen. İşte eski yöntemlerimizle çözmeye çalışıyoruz. İşte ya çıkıp tekrar giriyoruz. İşte ya programı kapatıp tekrar açıyoruz tarzında böyle şeyler yapıyoruz. Böyle çözmeye çalışıyoruz. Diğer bir sıkıntımız öğrenci arkadaşlarla olan bazı problemlerimiz var. Özellikle sabah derslerinde öğrenciler tabii ki uzaktan eğitim olunca evden katılıyor herkes. Ben de dahil olmak üzere. Evde olunca tabii ki ders saatinden bir dakika önce bile kalkmak belki yeterli olabiliyor. Ve tabii ki o uyku halinden daha uyanamamış, daha derse hazır olamamış şekilde çoğu zaman derse katılıyor arkadaşlar. O saati tam güzel ayarlayamıyor biliyorlar. Nasıl olsa derse evden girecekleri için ve herhangi bir hazırlık da yapma gereği de olmayabiliyor. Belki yüzünü bile yıkama gereği duymayabiliyor. Yani derse bir gireyim de işte bir ara yıkarım yüzümü bile diyebiliyor. Yani zaten kahvaltısını, şusunu, busunu onu geçtim zaten. O çoğu arkadaşımız da maalesef yok. Maalesef. Yani o uykularını açmak, derse dahil edebilmek hakikaten benim en azından en büyük yaşadığım sorunlardan bir tanesi. Bazı derslerde sabah erken başladığında bakıyorum sesler böyle titreşimli geliyorsa işte yeni uykudan uyanılmış ama ses daha açılmamış. Böyle falan hissettiğim zaman, duyduğum zaman daha çok böyle hareketli bir müzikle başlıyorum derse ki öğrencilerin biraz uykusunu açabilmek için böyle radyo programcısına döndük yani bir anlamda. Uyandırma servisleri yapıyoruz yani sabahları. Diğer bir problemimiz ders sürelerine alışma, işte teneffüs. İşte normal örgün eğitimde işte ders saatlerimiz var, teneffüslerimiz var. İşte çıkıyoruz, işte bir kantine gidiyoruz, bir çay içiyoruz, geliyoruz. İşte su içiyoruz, bir odamıza gidip geliyoruz. İşte oradan birileriyle görüşüyoruz. Öğrenciler bazen teneffüste sorular sorabiliyorlar falan filan. Ama uzaktan eğitimde böyle bir sürekli oturduğumuz yerdeyiz. Teneffüs ihtiyacı biraz daha değişik oluyor. Yani ben açıkçası hala alışmış değilim. Yani böyle çok az teneffüs yapıyorum gerçekten. Öğrenci arkadaşlar da hani normalde örgün eğitimde bana bildiriyorlar. Hocam işte teneffüs verelim mi? İşte dersten sıkıldık. Efendim de söyleyeyim veya işte hocam ihtiyacımız olabilir gibisinden böyle teneffüs isteyebiliyorlar. Fakat burada hiç teneffüs istenmiyor. Nedense ben hiç çok az rastladım yani çok nadir birkaç sefer belki oldu. Pek fazla teneffüs istemiyor öğrenciler. Muhtemelen teneffüslerini ben anlatırken onlar da o ara belki işlerini falan görüyorlar ama ders olsa da açık kalıyor. Muhtemelen öyle bir şey oluyor. Öyle hissediyorum çünkü
Artık teneffüsü ne zaman ben veriyorum? Benim ihtiyaç duyduğum zaman teneffüs veriyorum. Ama öğrenci arkadaşından böyle bir talep genelde gelmiyor. Onun süresini ayarlayabilirsiniz diyebilirsiniz bana. Onu da bir türlü alışamadım. Bir başlıyorum derse, bir bakıyorum. Saat baya geçmiş falan oluyor. Onu pek ayarlayabilen birisi değilim açıkçası. Bir de uzaktan eğitimde hiç ayarlayamıyorum. O benim için büyük bir problem. Veya başka hocalar için de öyle de olabilir diye, problem olabilir diye düşünüyorum. Öğrencilerle aramızdaki etkileşim diğer bir problem olarak sayabilirim. Bu ne demek? İşte mesela ben derste anlatıyorum. Dersten anlatırken aralarda bazı yerlerde anlattıktan sonra, ufak yerlerde değindikten sonra işte anladınız mı diye soruyorum. Tabii öğrenciler mikrofonlarını açıp hocam anladık demeleri gerekiyor. Ki tabii ki bunu hepsi demiyor. Muhtemelen aralarında çok iyi anlayan birileri mikrofonu açıp anladık diyor birkaç kişi veya bir kişi. Ve ben de ha tamam anlaşılmış deyip geçebiliyorum. Normalde nasıl oluyor? Normalde örgün eğitimde arkamı dönüyorum. Öğrenciler soruyorum anladınız mı diye. Öğrenciler anladıklarını söyleseler bile gözlerinden, vücut hareketlerinden ya da mimiklerinden ben anlamadıklarını anlayabiliyorum ya da anladıklarını anlayabiliyorum. Bu konuda burada çok hakikaten sıkıntı yaşıyoruz. Öğrencilerin birçoğu belki de anlamıyor. Anlamadığı zaman anlamadım demiyorlar. Çok az kişi diyor. Ya da bazen o ekranın başında belki de değiller. Öyle de olabilir. İşte mesela ben normalde örgün eğitimde böyle ders arkadaşların arasında falan dolaşırım. İşte kimin not tutuyor, kimin not tutmuyor. Böyle bir irdelerim, bakarım. Not tutmayan arkadaşa sorarım, niye tutmuyorsun? İşte sorun nedir gibisinden. Burada öyle bir şey imkanımız da yok. Hatta bazen giderim ben defterine yazarım, açarım defterine. İşte bak burada böyle yapılıyor, burada şöyle yapılıyor falan diye böyle bir hani bir etkileşimimiz olur. Ama bu uzaktan eğitimde böyle bir etkileşim olmuyor ne yazık ki. Böyle bir etkileşim olmuyor. Anlamayanı da anlayamıyorum. Kim defterine yazıyor, yazmıyor, kim not tutuyor, tutmuyor, hiçbirini göremiyorum. Bu da tabii ki eğitimimizi bence olumsuz yönde etkiliyor. Her şey öğrencilerin kendi medeni cesaretine kalmış oluyor. Burada belki şöyle bir çözüm olabilir. İşte anlayan arkadaşlar el kaldırsın gibi burada bir el kaldırma butonu var. Orada anlayan arkadaşlar ya da anlamayan arkadaşlar el kaldırsın şeklinde sorduğumuz zaman belki orada biraz daha kolay cevap alabiliriz diye düşünüyorum. Diğer bir problem. Ben ders anlatırken tabii ki sesim burada önemli bir kriter, doğru. Fakat sadece ses yeterli değil tabii ki. Ben ders anlatırken sesim tabii ki önemli. Fakat bence tek başına yeterli değil. Çünkü ben ders anlatırken işte kendi mimik hareketlerim olsun, işte vücut dilim olsun, öğrencilere daha faydalı olduğunu, işte daha dikkat çekici olduğumu düşünüyorum açıkçası. Eğitimin bir parçası olduğunu düşünüyorum bunun. Sonuçta anlatılmak sadece sesle olmaz. İşte mimik hareketleriniz, vücut diliniz dersi anlatmak için bence önemli detaylardır. Bu detaylar uzaktan eğitimde ne yok. Hiçbiri yok yani. Ne yazık ki ne mimik hareketlerim gözüküyor ne de vücut dilim gözüküyor. Çünkü zaten oturduğum yerden anlatıyorum. Dersi anlatırken ben tablet üzerinden anlattığım için bana görüntümü açma şansı da vermiyor açıkçası. Bir de öyle bir benim bana özel böyle bir problem var. O yüzden belki başka hocalar ders anlatırken kendi görüntüsünü gösterebiliyor olabilir. Bende öyle bir durum olmuyor ne yazık ki. Derse başladığım anda görüntüyü kapatıyorum ya da yani eğer yazarak anlatıyorsam ya da slide üzerinden anlatıyorsam ama diğer türlü tabii ki görüntümü açabiliyorum. Örgün eğitimde öğrenciler
öğrencilere karşı bizim bir tabii ki lisan halimizle vermiş olduğumuz bir eğitim de var diye düşünüyorum. Bu da önemli bir konu bence. Nedir bu? İşte öğrencilere davranışımız, işte efendim söyleyeyim dersteki duruşumuz, oturuşumuz, kalkışımız, yürüyüşümüz, efendim söyleyeyim belki giyimimiz olabilir veya işte başka hocalarla olan iletişimimiz, yaklaşımımız, konuşmamız, bunların hepsi bence öğrencilerin bazı örnek alabileceği şeyler. Öğrencilere biz sonuçta öğrencilere ders veren insanlarız. Bizden mesleki şeyler öğreniyorlar, evet. Ama bunun yanında bir de tabii ki bizden öğrenmiş oldukları farklı şeyler de var. Bunlar böyle anlatımla değil de böyle görerek aldıkları şeyler. Bunlar da çok etkili olduğunu düşünüyorum ben. Bunlardan da tabii ki ne yazık ki uzaktan eğitimde yoksun olmuş olunuyor. Bence bu da önemli bir eksiklik uzaktan eğitim için. Diğer bir yaşadığımız problem, uzaktan eğitimde yaşamış olduğumuz diğer bir problem, uygulamalı dersler. Yani uygulamalı dersler hakikaten büyük problem. Uzaktan eğitimde uygulamalı dersleri uygulamamız gerçekten çok zor oluyor. Mesela benim bilgisayar programlama derslerim var. İşte bilgisayar programı öğrettiğim dersler var. Bu derslerde bilgisayar programını ben açıyorum tabii ki. Uygulamayı yapıyorum, onları anlatıyorum. Ama karşımda uzaktan eğitimde ki arkadaşlar benim yaptığım şeyleri kendileri de uygulamazsa eğer bilgisayarlarında, bu derslerin çoğu maalesef havaya gider diye düşünüyorum. Uygulama dersleri çünkü uygulamazsanız öğrenemeyeceğiniz derslerdir. Öyle düşün. Benim düşüncem öyle. Tabii birçok arkadaşımızın bilgisayarı olmayabilir. Efendim söyleyeyim böyle bir işte bazıların bilgisayarı var mesela o programı kurma noktasında bazı problemler yaşıyorlar. Bu olabilir. Bunlarla beraber tabii ki biz böyle bir verimli bir ders işleyememiş oluyoruz. Mesela bazen arkadaşlar bilgisayarla katılan arkadaşlar bile bazen problemler yaşıyorlar. Normalde örgün eğitimde hepsini bilgisayar laboratuvarına da ders yapıyoruz. Herkesin önünde bilgisayarlar var. Ben de gidiyorum. Sorun yaşayan arkadaşın bilgisayarına oradaki sorunu kendim görüyorum ve çözmeye çalışıyorum. Ve çözüyoruz genelde. Ama burada öğrenci bir sorun bana söylediği zaman şimdi ben o sorunun tam olarak nereden kaynaklandığını bulamıyorum, bilemiyorum. Onu alıp kendim kurcalamam gerekiyor, görmem gerekiyor. Yani burada bile problem yaşıyoruz. Bu bilgisayar programı derslerinde bir de ben tabii ki harita kadastro bölümünde olduğum için bizim bölümde arazide kullandığımız aletler vardır. Araziye çıkarız bizim bölüme has olarak diyelim. Araziye çıkılır, arazide ölçümler yapılır. Uzaktan eğitimde sokağa çıkma yasaklarında bırakın araziye çıkmayı, sokağa bile çıkmak yasak. İşte o aletleri bir arkadaşların bir ellerine alıp işte kurup kullanması gerekiyor. Bir menüyü dolaşması gerekiyor. O aleti bir sırtına alması gerekiyor sehpayı. İşte hatalı ölçmesi gerekiyor. Ondan sonra tekrar ölçmesi gerekiyor. Orada biraz kafa yorması, kafa patlatması gerekiyor. Hatalar yapması gerekiyor. Ya bunları yapmadan bu aletleri öğrenme şansı maalesef olmaz diye düşünüyorum. O yüzden tabii ki bu bizim için böyle, bizim bölüm için böyle. Başka uygulamalı bölümlerde muhtemelen onlar da bu tarz problemler yaşıyordur. Uygulama dersleri uzaktan eğitimde tamamen sıkıntı oluyor. İnşallah bu pandemi dönemi biter, uzaktan eğitim biter.
biz de uygulamalı derslerimize döneriz, arazilerimize döneriz diyorum. Diğer bir problem yoklama problemi. Şimdi yoklamada nasıl bir problem yaşıyoruz? İşte derse gelen öğrenciler var yazalım. İşte derse gelme, tamam, derse katılma. Şimdi derste yoklamada var yazılmak hangisi, tanım olarak hangisine giriyor? O konuda benim biraz uzaktan eğitimde problemim var. Nasıl bir problem? İşte derse katılmış. Evet, öğrenci arkadaşımız derse katılmış. İsmi gözüküyor orada. Ama kendisine sesleniyorum. Yok. Muhtemelen açmış. Derse giriş yapmış. Ondan sonra kaybolmuş ortadan. Bir yerlere gitmiş. Ya lavaboya gitmiş, ya kahvaltı yapmaya gitmiş, ya bir yere gitmiş. Sadece işte ismi olarak var. Şimdi bu öğrenci var mı yazacağız, yok mu yazacağız? Onun dışında bazen de şöyle de oluyor. Öğrenci işte, ben en başta kameraları falan açtırıyorum. Şöyle bir muhabbet falan ediyoruz en başta birazcık. En baştaki bu sohbet kısmında öğrenci var. İşte derse başlıyoruz. Derse başlayınca belki kameralar kapanıyor. Kameralar kapandıktan sonra işte bazen ben orada soru falan soruyorum. Cevap gelmiyor. Arkadaşlar yok piyasada. Yani öğrencileri ders boyunca derste tutmak hakikaten kolay bir iş gibi durmuyor. Kolay değil. Ve biz hangi kısımda var yazmamız gerekiyor? Ne zaman yok yazmamız gerekiyor? Bu konuda da sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi dersin başında vardı, şimdi yok. Sesleniyorum, ses vermiyor. Birçoğum genelde şunu tabii duyuyorum. Ses vermiyor. Biraz sonra geliyor, diyor ki hocam mikrofonum açılmadı falan. Olabilir tabii. Ben hepsine doğru söylediğin nazarıyla bakıyorum. Ama bu olmadığı da oluyor. Yani hiç gelmediği de oluyor. Bazen de dersi bitiriyoruz. Bakıyoruz. Dersten adam bir türlü çıkmıyor. Kalıyor orada yani o ders. Burada hala toplantı devam ediyor. O arkadaş çıkmıyor dersten. Muhtemelen açmış gitmiş. Bir daha da artık ne zaman gelirse kapatacak. İnşallah dersten çıkacak kendisi de. Böyle durumlar yaşıyoruz. Yani burada sadece katılımcı listesini indirmek, yoklama almak, almaya yetmiyor bence. Yani derste var olmak demek derse giriş yapmış gibi gözükmek değildir yani bence. Derste var olmak, o an derse konsantre olmak demektir. Şimdi belki bazılarının aklına şu gelebilir, yani derste de bazen insan aklı bir yerlere gidebiliyor. O adam da o sırada orada değil. Aslında cismen orada ama aklen orada değil. Onu da mı yok yazıyorsun hocam? Onu da yok yazmadığım gibi ders sırasında böyle kaybolup tekrar gelen bazı arkadaşlar da, neyse, onlar da çoğu zaman zaten yok yazmıyoruz. Var yazıyoruz bir şekilde. Çok abartanları sadece yok yazmaya çalışıyorum ben. Peki. Diğer bir sorunumuz etkinlik. Öğrencilerle bir etkinlik yapma şansımız çok azalıyor. Özellikle sportif manada. İşte biz bazen öğrenci arkadaşlarla işte dışarıda voleybol oynuyorlar, voleybol oynuyoruz. Efendim söyleyeyim, basketbol oynuyorlar, basketbol oynuyoruz. Halı saha maçları yapıyoruz. İşte bahçemizde bunların hepsi mevcut. İşte masa tenisi oynayanlar, efendim söyleyeyim, etkinlik, farklı etkinlikler de olabilir. Bu etkinliklerden bir tanesi de mezuniyet töreni. Ha, o yani ne yazık ki bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. Veya farklı konferans etkinlikleri olabilir. Bunlar olmuyor. Sadece online etkinlik düzenleyebiliyoruz. İşte birisini falan davet ediyoruz. O bize bir ufak bir sunum yapıyor ya da bir soru cevap şeklinde sunumlar olabiliyor. Sadece buna fırsatımız var. Onun dışında herhangi bir etkinliğimiz olmuyor. Bu da üniversite yaşantısında gerçekten üzücü bir durum. Diğer bir problem olarak derslerin veriminden bahsetmişim. Derslerin verimi diye not almışım ben buraya. Uzaktan eğitimde derslerin verimi gerçekten örgün eğitime göre düşük oluyor. Tabii burada az önce saymış olduğum etmenlerin tamamını birleştirdiğiniz zaman
Örgün eğitime göre nasıl bir dezavantajları var? Niye verim düşük oluyor? Bu aşağı yukarı belli oluyor. Bir de tabii şöyle bir şey var. Öğrenciler ev halinde evdeler. Evdeki sıcaklık, evdeki insanlar, işte evdeki diğer fertler ile beraberler. İşte evde farklı bir yaşantısı var sonuçta. Derste, yani okuldaki, sınıftaki olan, derste olan, sınıftaki, okuldaki, dersteki derse olan ciddiyeti maalesef evde sağlayamıyor birçoğu arkadaş. Çünkü ev hali biraz daha böyle insan rahat oluyor. İşte bu atmosfer bir kere tam olarak ders yapmaya uygun değil yani. Derse katılmaya uygun değil. Çünkü burası benim evim. İşte ben burada genelde sürekli oturup ders çalışmıyorum. Başka şeyler de yapıyorum. Tam o ciddiyet tam sağlanmıyor diye düşünüyorum. O yüzden o ev hali, o rahatlık derslerin verimini biraz o da düşürüyor ne yazık ki. Diğer bir problem, öğrencilerin teknolojik problemleri sıkça karşılaşabiliyoruz. İşte kamerası olmayan, işte kamerası bozulan, mikrofonu bozulan, işte sistemden düşen, işte ders sırasında hocam görüntünüz gelmiyor diyen, işte sonra ben genelde şöyle oluyor muhabbet. Hocam görüntünüz gelmiyor bana, işte sizin ekranınız bana gelmedi. Sonra ben soruyorum işte diğer arkadaşlar da ne durumda. Onlar da işte hocam bizde var diyorlarsa demek ki o arkadaşın internetiyle alakalı bir problem var ya da işte teknik bir problem var. Diğer bir problem, çok büyük bir problem bu zaten, sınavlar. Uzaktan eğitimde sınav yapmak hakikaten çok sıkıntılı. Özellikle sınav güvenliğini sağlamak hakikaten zor. Bu konuyla alakalı burada çok konuşmayacağım. Çünkü onunla alakalı daha önce video hazırlamıştım zaten. Orada bahsettim bayağı bir. O yüzden bu konudaki bu büyük bir problem. Uzaktan eğitimde bizim sınav yapabilmemiz. Böyle ya, sınav demek öğrencilerin durumunu görebilmek. Öğrenciler ne kadar ne anladı dersten, bunu görebilmek, bunu sağlıklı bir şekilde görülebilmesi uzaktan eğitimdeki sınavlarda hakikaten çok zor olduğunu ben düşünüyorum. Sınav sonuçlarının çoğu zaman uzaktan eğitimde yanıltıcı olabileceğini düşünüyorum. Son olarak yaşadığımız diğer problem öğrenci ve hoca ilişkileri olabilir. Burada biz öğrencilerimizle tabii ki konuşuyoruz. İşte ders aralarında, teneffüslerde veya işte farklı vakitlerde öğrenciler yanımıza gelip bize sorular sorabiliyorlar. Dertlerini bazen paylaşabiliyorlar. Yaşadıkları sorunları bize anlatabiliyorlar. Biz onların dertlerini dinleyebiliyoruz. Bazen işte bazen odamıza geliyorlar. Odamızda bizi ziyaret ediyorlar. Efendim söyleyeyim, farklı sorunları olabiliyor arkadaşların veya dersle alakalı belki olabiliyor. Bu sorunları veya bu ya da sadece bir konuşma ihtiyacı hissedebiliyor. Kendisini size yakın hissediyor ve sizinle konuşmak istiyor. Belki özel hayatından bir şeyler paylaşıyor sizinle. Böyle şeyler normalde örgün eğitimde çok yaşıyorduk. Ama uzaktan eğitimde bu tamamen ortadan kalktı. Yani öğrencilerin bu bizimle olan samimi ilişkileri tamamen ortadan kalktı diye düşünüyorum. En azından benimle kalktı. Öyle diyelim. Böyle samimi bir muhabbet ortamı öğrencilerle birebir pek sağlanamıyor. O yüzden bu da bence bizim yaşamış olduğumuz büyük bir problem olarak ben görüyorum. Benim sayacaklarım bu kadardı. Kaç tane saymışız? Toplam 16 tane
problem saydım ben. Hocaların yaşamış olduğu. Bu problemlerin çözümüyle alakalı düşüncesi olanlar varsa, çözüm önerileri olan varsa bana aşağıdan yorumlar kısmında yazabilirler. Onun dışında bunlardan farklı sorunlar yaşayan hoca arkadaşlarımız varsa onlar da o sorunlarını burada yine aşağıda yazabilirler. Belki benim aklıma gelmemiş veya benim yaşamadığım bir problemdir. Onların yaşadığı bir problemdir. Onlara da o konuda yardımcı olmaya çalışırız belki. Ya da onlar bize yardımcı olmaya çalışır. Dediğim gibi bu problemleri paylaştım çünkü bunlar hepimizin problemi. Bu problemleri hem öğrenci arkadaşlar da bilsinler. Bize yardımcı olmaya çalışsınlar bu manada. Ve de hoca arkadaşlar da tabii ki eğer bunlara bir çözüm bulmuşlarsa bizimle paylaşsınlar. Biz de bu sorunları, bu problemleri ortadan kaldırmaya çalışalım hep beraber. Bu uzaktan eğitimin üstesinden gelmeye çalışalım. Olabildiğince verimli bir eğitim yapmaya çalışalım. Yine dediğimiz gibi uzaktan eğitim evet, örgün eğitim gibi olmuyor evet ama olmuyor diye yelkenleri aşağı indirmeyeceğiz. Ne yapacağız? Olabildiğince bunu verimli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Çünkü zaman işliyor. Bu zaman bir daha geri gelmeyecek. O yüzden şu anki bulunduğumuz bu zamanı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Daha problemsiz bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.